Bu sefer bu kadar. Ne diyorsun? Aynen, bu sefer tatil birazcık daha kısa. 5-6 gün. Herkese merhaba. Pardon, ben de hepinize günaydın diyorum. Ne alaka? Herkese merhaba. Komşuları yok. Hemen çıkmamız lazım, arkadaşlarımız geldi. Evet. Eşyalarımız hazır. Gördüğünüz zaten. Biraz dağınığız, yeni uyandık. 5 dakika oluyor uyanmak. Kafamıza takmadık. Böyle bir cesaret. Aynen. Biliyorsunuz East Coast'a gidiyoruz. 3 eyalet gezeceğiz. 3 eyalet. Evet. Ona göre hazırlıklı olun bu videolarda. Neler olacak göreceğiz. Yine birkaç video gelir. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Meltemciğim, Starbucks'ta gün yapıyorsun bakıyorum ben. Evet. Sarma ve ılışık. Levi'ye geldik arkadaşlar. Levi. Levi's diye yazılıyor. Biz tahminen Levi's diye okumuştuk. Öyledir diye. Ama Levi. Burası Quebec'te. St. Lawrence River'ın hemen karşısında, yani güneyinde kalıyor. İnanılmaz tatlı, İstanbul'a benzeyen bir kasabam. Çok tatlı bir yer bence. Levi tarihi ve kültürel öneme sahip bir şehir olarak biliniyor. Şehirde çeşitli tarihi binalar, parklar ve müzeler varmış. Ayrıca doğal güzellikleriyle de tanınıyormuş. St. Lawrence Nehri muhteşem manzarası ile bu şehri ziyaret edenler için çekici hale getiriyormuş burayı. Gerçekten bizi çekti mesela. Doğru. Ve binalar, sokaklar çok güzeldi. Meltem birazcık gelirken yakaladı. Bu arada saat 6'da yola çıktık. Şu an saatimiz 3.30. Yani 15.30, yani Türkiye'ye çevirirsek saati. Yine bir 9.5 saattir yollardayız. Bu fotoğrafta Alberta'da Canadian Rockies'leri Meltem Hanım çekmişti. Onu duvar kağıdı yaptım. Yolculuk nasıl geçti senin için? Buraya kadar sen kullandın. Yani buraya kadar çok güzel geçti ama artık çok yoruldum. O yüzden arkadaşımız Ali'ye devredeceğim arabayı. Ve ben bundan sonraki şeyde burada biraz takıldıktan sonra arabanın arkasında uyuyup dinlenmeyi düşünüyorum. Yarın sabah çünkü dolu bir gün olacak bizim için. Bugün de burayı görmüş olacağız ve yolu da size genel itibariyle göstermiş oluyoruz diye düşünüyorum. Evet. Birazcık soğuk. Meltem, titriyorsun galiba aşkım. Evet. O yüzden kapatıp güzel bir yere gidelim. Tamam. Bay bay. Cheers. Geldiğimiz yerde bir kütüphane bulduk. Her şey Fransızca yazıyor. Bizim için çok ilginç bir deneyim. İkinci kez geliyoruz buraya tabii ki ama. Arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. Dün akşam geç bir saatte New Brunswick'e vardık. Yeri gelmez de uyuduk. O yüzden ev turu yapamadık. Hemen bu Airbnb'nin turunu yapalım. Şöyle bir oda. Bir tane daha oda var. Orası da master bedroom. Bu odanın şöyle bir dolabı var. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de uyuyorum hala, görüyorsunuz. Şöyle. Kapının girişi şurası, evin girişi. Şuradan da banyoya giriyoruz. Güzel tatlı bir banyo. Bu bizim banyomuz, hemen kapının yanında. Şurası bizim oda. Burası da güzel balkon. Ama balkon için çok geç. Soğuk. Ama yazın burada oturması çok zevklidir yani. Burada iki gece kalıyoruz otelde. Bahar ve Ali ile arkadaşlarımızla. İşte iki oda, bir salon, bir ev. İki gecesi $316 verdik Airbnb için. Burası diğer ada. Bahar saklanıyorsa Bahar da şey. Hadi kahvaltıya gidelim acık. Şimdi bak, burada tavsiyeler var.
kahvaltıya yazmışlar yani. Şöyle bir defter yapmışlar. İşte bu ev sahibi, Airbnb yapan kişi. Liseye giren bir kız. Liseye giren bir kız. Anası babası vermiş 2 tane evi. Al demiş, Airbnb yap. Sonra da dünyayı gez demiş. Ondan sonra onlar da öyle yapıyorlar. Şurada bazı öneriler var. Hangi öneriler? Mesela işte restoran önerileri, kafe önerileri. İşte indoor neler yapabilirsin, outdoor neler yapabilirsin. Alkol içebileceğin yerler, publar. Lokal publar. Marketler ne var diyor. Bu kadar. Şimdi bunlardan birini seçip gideceğiz. Kaldığımız apartman böyle bir yer. Hi, good morning. Çok soğuk. Nasıl? Böyle tatlış bir yerde kalıyoruz. Bina bu. $316. 2 gece, 3 gün. Evet, bugünkü kahvaltımıza Kore'ye geldik. Kanada'da çok meşhur, eyaletinde zaten bulunan bir kahvaltıcı. Yine güzel şeyler yiyeceğiz gibi. Kore'de kahvaltı yaptık. Ses ses. $47 ödedik. Kahvaltıyı çekemedik, çok açtık. Fena değil fiyatlar, aynı Toronto'yla. Kahvaltı bitti, görüşürüz. Şöyle bir şey var. Bu dükkanda ikram ettiler, almayın bunu görürseniz. Tamam, un helvasına benziyor, fıstıklı bir şey. Aşırı şekerli, un helvasına benziyor diye hayal ederek aldım. Ama helvadan 10 kat daha şekerli yani. Ben bile yiyemiyorum, beni bilen bilir, normalde yerim. Oha, ceza mı yedik? Ne kadar? Ödemeden parkingi ceza yedik. Serhat konuşacak mı? $25 ceza yedik. Nasıl konuşayım? Şu an dilim tutuldu. Bu bir hayır diyor. Aynen. İşte size Bankalar Caddesi'ni gösteriyorum şu an. Fredericton'daki Bankalar Caddesi. Scotia Bank, BMO, HSBC. Burası herhalde ana kesişim. Ne diyorsun? Burası buranın downtown'ı yani. En yoğun, nüfusun en kalabalık olduğu yer. Gösterelim insanlar ne kadar dışarıda. Herkes dışarıda abi. Burada kar yağıyor. Kar yağıyor. Starbucks var. İlk defa bir Starbucks görüyoruz burada. New Brunswick College'ın önündeyiz şu anda. Gelip okumayı düşünen varsa arkadaşlar, kampüsünüz burası muhtemelen. Çok da güzel bir yerde. Hemen river'ın yanında, şehrin merkezinde. Zaten ufak bir şehir merkezi var. Şimdi biraz da şu köprünün oraya gidip river'ı gösterelim. Şu köprünün hemen yanında bir anıt var. Northwest Europe'daki savaşta kaybettikleri askerlerin isimlerini yazdığı bir anıt. 1939-1945 yılları arasında olmuş. Şimdi bu köprüye çıkacağız. Yani bu köprünün ismi de Yokluk Köprüsü. Şöyle gösteriyoruz. Neden öyle dedin? Yokluğa gidiyor çünkü. Boşluk. Şurada bir tane deniz fenerimiz var. Köprüye çıkmayacak mıyız? Bu bridge'in ismi de, köprünün ismi de Carleton Street Bridge diye geçiyor. Burası da St. John River. Adamlar Kanada'da böyle bir özellik var. Yoktan var etmeye çalışıyorlar. Yani yokluk, boşluk var ama bir köprüyle, ne bileyim, bir üst geçitle, bir şeyle böyle bunu turistik bir yer yapmaya çalışıyorlar. Lighthouse da öyle mesela. Buradaki çok dikkat çeken tek şey bence şu an bu meydanda gördüğüm, downtown'da gördüğüm sadece bu deniz feneri yani. O da bu üst geçit. Samatya'da 10 tane var zaten yani. Üst geçitler. Doğru mu hocam? Ne Doğru. Düşünüyorsun? Doğru. Müzenin ismi Fredericton Region Museum. Görüyorsunuz, kocaman açık diyor. Hi. On the other side. On the other side? On the other building there is a gigantic picture. Okay, I will go there. Thank you so much. This is closed, right? It's closed at the moment. Where are you from?
Merhaba, nasılsınız? And the first person that I wound up coming in to check in with was a Turk, and I said, Günaydın. He said, no, we go merhaba. And he says, nasılsınız? And I said, iyiyim, teşekkür ederim. And it's like being back in that world again. So thank you for the visit. My name is Harold. Harold. I nice work with the museum. Aloha ismaradek. Aloha ismaradek. But my favorite expression was kandana iyibak. Oh, yes. That, take care of yourself. Yes. All of you, please. You too. Adamdan çok etkilendim ya. Burada bir Türkçe konuşan bir tarihçiyle tanıştık biraz önce. Belki sesleri duymuşsunuzdur. Adam Afganistan'da bulunmuş. Bosna'da bulunmuş. Bosna'daki savaşı görmüş ve İstanbul'a aşık birisi. İstanbul'da bulunmuş, 3 gün boyunca İstanbul'da yürümüş, müzeleri gezmiş. Ve adam bizle birden Türkçe konuşmaya başlayınca hem çok şaşırdım hem de birazcık açıkçası hoşuma da gitti, duygulandım da yani. O yüzden güzel bir karşılaşmaydı. Dünyanın bir ucunda böyle güzel sürprizler olabiliyor. Hatta şu an kar yağıyor, böyle sürprizler de olabiliyor. Bakalım nasıl gezeceğiz. Resmen yılın ilk karını görmüş bulunduk. St. John's'tayız. Reversing Falls'a geldik. İlk defa GoPro'da çekim yapıyoruz, deneme yapıyoruz daha doğrusu. Umarım ses gidiyordur. Reversing Falls yani tersi akan şelale diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Google Maps'te gösterilen yol tarifi yanlıştı. Buraya gelirseniz arkadaşlar Google Maps'ten gelmeyin. Navigasyon kullanmayın. Tabelaları takip edin. Aynen öyle. Neyse şöyle biraz etrafı gösterelim. Görüşürüz, iyi seyirler. Az önceki gösterdiğimiz akarsuyun yanında böyle bir yere geldik. Belki bir şey yer içeriz. Ben de aynısını sipariş verdim. Bu yarım porsiyon. Yani bizim Türkiye'de dediğimiz az çorba. Ama bu bildiğin full porsiyon gibi yani. Evet, beyin yemeği. Ne kadardı bu yemek? 26 dolar. Ama %25 indirimi var. Neden? Bugün özel bir gün. Afiyet olsun. Bugün özel indirimli. Bu senin salatan. Hesap geldi. 39 dolar 36 sent. The Reversing Falls'ın girişi burasıydı. Burası da az önce yemek yediğimiz yerde. Reversing Falls arkadaşlar, olayı şuymuş. Gelgit dönemlerinde akarsuyun aktığı yönler değişiyormuş. Mesela şu anda atıyorum güneye doğru akıyorsa gelgit olduğu zaman kuzeye doğru akıyor. O yüzden reverse deniyor. Yani hep aynı yöne akmıyor. Kahvelerimizi içip gezeceğiz. Eğer gezebilirsek tabii. Kahveye ne kadar verdin? Kahve ve nane çayı tip bahşiş dahil 6 dolar böyle bir şey vardı. Uygun diyorsun. Çok uygun. Kanada'da diyorum. Toronto'da sadece bir Amerikano'ya bazen 5-6 dolar veriyorsunuz yani. City Market. Serhat Garip gezdirirse böyle gezdirir. Hadi bakalım. Burası da yine bizim St. Lawrence Market kafası. Büyük bir alışveriş mekanı. Yiyecek, içecek, kıyafet, hediyelikler. Bir sürü şey bulabilirsiniz. En güzel çalışma şekli ya. Diyor ki beni buralarda görmediysen beni ara diyor. Geleyim diyor sana diyor satış yapmak için. Adamı aramayın sakın ha. Ayıp olur. Burası az önce dediğimiz markette. Şimdi tam karşısında bir meydan var. Oraya gideceğiz. Park. Oradan o tarafa tekrar bir meydan var. Meydan geziyoruz. Bir old köpek havası var. Burası da King Meydanı.
2 gün sonra yıl dönümü buranın. Aa. Nasıl, beğendiniz mi burayı? Beğenenler yorumlara yazsınlar, beğendiler mi burayı? Bizi merak etmeyin, donluyoruz sadece şu anda. Aynen. Donma taklidi yapma. Güzel yağmurlu bir günde geziyoruz. Yağmur hoştur, berekettir. Yağmur güzeldir, kar çok güzeldir. Biz seviyoruz abi.